Herkese merhabalar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün video serimizin ikinci videosu olarak editörde Blender'dan editöre nasıl model aktarılır? Ne tür modeller seçmeliyiz? Nelere dikkat etmeliyiz? Bugün onlardan bahsedeceğiz. Blender'dan editöre model göndereceğiz. Öncelikle SketchUp sitesinden kendinize uygun 3D modeller, araç modelleri bulabilirsiniz. Yalnız low poly model bulmanız gerekiyor veya ileriki seviye biriyseniz low poly model araçlar değil de daha yüksek verticals veya triangles araçların parçalama modelleriyle editöre sokabilirsiniz. Editörün şu anda bizden istediği 32K verticals istiyor editöre modeli sokabilmemiz için. Fakat yüksek verticals araçları parçalayarak sokabilirsiniz. Şu anki konumuz o değil. Ben bir tane araç modeli seçtim. Buradan kaç triangles ve kaç verticals olduğuna bakabilirsiniz. Uygun verticals'ı low poly modelimizi seçtim ben. Bunu indiriyoruz. İndirdikten sonra mouse üstünü dosyamızı attık. Dosyamız şu anda burada. Blender'a geçelim. Blender'dan aracı import etmek için sağ sol üst kısımdan file'a basıp buradan import'u seçip hangi araç uzantısı, model uzantısını indirdiyseniz onu seçmeniz gerekiyor. Ben FBX olarak indirdim. Modelinize tıklayıp oyun editör içerisine, Blender içerisine import edebilirsiniz. Ben import ettim. Daha sonrasında Blender'a import ettikten sonra farklı değişiklikler olabilir. Sağ üst kısmından, overlays kısmından istatistikleri açmayı unutmayın. Sol üst kısmında face kısmının yaklaşık 16K face'ten düşük olması veya yaklaşık 16K face olması lazım. Çünkü Blender'a attığımız zaman verticals olayı iki katına falan yarı yarıya falan düşüyor. Bu sebepten 16K'yı geçmesin face kısmı. Editöre atmadan önce aracın tekerlekleri mutlaka silmeyi unutmayın. Çünkü editör içerisinde zaten oyun içinde tekerlek ekleyeceğiz. Bunları delete tuşuna basarak silebilirsiniz. Ben bu modeli açıklama kısmında paylaşacağım. İsterseniz benimle beraber bu model üzerinde çalışmalar yapabilirsiniz. Şu anda editöre atmak için modelimiz hazır. Sol üst kısımdan file kısmından export deyip buradan OBJ formatında aktarmanız gerekiyor. Aksi takdirde herhangi bir formatta gönderirseniz çalışmayabilir. O sebepten OBJ formatında göndermeniz gerekiyor. Buradan hemen editörümün dosya konumunu buluyorum. Buradan data kısmından OBJ bölümüne gönderiyorum hemen. Herhangi bir isim girelim. Cadillac olsun. Export OBJ dediğimde editöre şu an gönderilmiş olması gerekiyor. Export işlemleri bitti. Blender'ımı kapatabilirim. Daha sonrasında editöre geçiş yapıyorum. Editöre geçiş yaptıktan sonra editörümü açıyorum. Buradan sol alt kısımdan nil diyorum. Buradan 4 tekerlekli aracı seçmem gerekiyor. Seçtim. Okey diyorum. Şimdi bizim buradan ilk başta aracı buraya import edebilmemiz için şu alt tabakayı kaldırmamız gerekiyor. Bu sebepten edit modüle giriyorum. Buradan tree dedim. CTRL tuşuna basılı tutup sağ tığa basılı tutup çekiyorum. Bütün objeleri seçtim ve delete tuşuna basıyorum. Ardından sol alt kısmından OBJ'ye bastıktan sonra modelimi seçiyorum. Modelim şu anda yükleniyor. Yüklenmesini bekleyelim. Modelim geldi. Fakat aracıma uygun bir şekilde gelmedi. Bunu benim döndürmem gerekiyor ve boyutunu biraz küçültmem gerekiyor. Görünüş kısımlarından R'ye bastım. Daha sonrasında point kısmına gelip new point diyorum. Merkeze bir point eklemesi için. Daha sonrasında CTRL-A yapıp tüm pointleri seçip CTRL'e basılı tutuyorum ve sağ tık ile bakın R'ye sağ tık ile 90 yazıyorum. 90 derece olarak döndü aracım. Hemen bir kontrol edelim. Aracın ön kısmı şurada bir ok işareti var. Ona doğru dönmesi gerekiyor. Bu sebepten T'ye bastım. Aracın üst görünümüne geçtim. Bütün pointlerim seçili. CTRL'e basılı tutup R'ye sağ tık yaptım ve 180 yazdım. 180 derece olarak aracımı döndürdüm. Şimdi R'ye bastım tekrar. Aracım şu an tekerleklere göre boyut olarak biraz büyük. O sebepten aracımın boyutunu biraz küçültmem gerekiyor. Buradan Scale Mappings'ten bir değeri var. Orta değer 1. 0.9 yaparsanız bir boyut küçülür. 1.1 yaparsanız bir boyut büyür. Ben küçültmek istiyorum bir boyut. 0.9 yazdım. Bir boyut küçülttüm aracı. Şu an uygun boyuta ulaştı. Evet, uygun boyuta ulaştıktan sonra benim bu aracı tekerlekleri oturtmam gerekiyor. Araç biraz havada kalmış. Aracı biraz aşağı indirelim. Point kısmına geliyorum. Buradan tüm pointleri CTRL-A ile seçip şuradan
Eksenlerim çıktı. Eksenlerden biraz aşağı indiriyorum. Aşağı indikten sonra uygun yükseklik sanırım oldu. Daha sonrasında tekerleklerimi oturtmam gerekiyor. Hemen sol üstten vel objektten tekerleklerimi oturtuyorum. Pardon, vel objektten değil, süspansiyon kısmından oturtuyorum. R'ye bastım gene. Ardından forward kısmından ön tekerlek, arka tekerleği ayarlayalım ilk olarak. Arka tekerleği ayarladım. Hemen. Oturmuyor. Oturdu. Ön tekerleğe geçiyorum. Ön tekeri de oturtuyorum hemen. Ön tekeri de oturtturdum. Sağdan soldan bakıyorum. Tekerlekler biraz dışarıda kalmış. Track kısmından ön tarafı biraz içeri çektim. Arka tarafı da biraz içeri çektim. Daha sonrasında şu anlık modelimiz hazır. Tekerlekler oturdu. Diğer işlemleri bir sonraki videolarda halledebiliriz. Şu anlık bu kadar. Görüşmek üzere.